Evet arkadaşlar, burası Didim Efeler Mahallesi'nde 1.950.000 TL'ye bu villamız satılıktır. Tek başına müstakil, geniş bahçesi vardır. Sahibi de çimleri suluyor. Sabah biz çektik, drone'umuz arızalandı. Dolayısıyla biz tekrar döndük geldik, bari dışını montajlayalım videomuza. Ve Furkan gel, bahçemiz bu. Köşe başlıdır, şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakındır. Biraz ufak tefek eksikleri var ana cadde üzeri. Valla bu Didim metropol Ankara gibi olursa, evet. Selamun aleyküm abi, hayırlı işler. Bana teşekkür etti. Furkan bize göster Furkan. Ben dedim ki, ben 17 sene motorculuk yaptım. Bu benim mesleğimdir. Herif, Furkan bir göstersene. Abi sen de çıkayım. Valla seni de şerefli yapacağız. He? Sen, valla bu senin mesleğin. Ben 17 sene motorculuk. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar da izlesin. Şimdi ben bazen diyorum ki, hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Furkan, beni bak. Hiç çalışanla çalışmayan biri olur. Şimdi Allah bakıyor. Biri çok çalıştı, çalıştı, çalıştı ya. Diyor ki artık bu yeter diyor. Buna acıyor. Diyor ki ben buna biraz vereyim. Çok böyle veriyor, sonra tembellik yap diyor, ben senden alayım. Bak bak, evren yani hayat öyle işliyor. Bak gerçekten öyle. Allah kimsenin emeğini boşa götürmez. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Şimdi bir bazı zenginler var. Çok zenginler. O diyor bu ne oldu? Çünkü zenginliğe alışmış ya. Hep rahata alışmış. Diyor ne pahalı oldu? E sen bir çalışmıyorsun ki para ben pahalı oldu. Yaşım 57. Hayata 7 tane meslek yapmışım. 7 mesleğe de severek yapmışım. Bak sabah Aydın'a gitsen uykum gelmedi. Saat 8'de Aydın'da. Hey ben sana kurbanım. Adıyaman dizdedir. Neyse bahçemiz bu. Köşeye başlı. Severek yapayım. Ben de yapayım. Bir şey yapmadım. Bir yere varamazsın. Biz bunun içini çektik. Amca. İçini çektik. İçini sabah çektik biz. Ama bunu gece çekeceksin. Gece de çekeriz. Gece çekeceğiz. Bak şuradaki bütün lender yuvardaki dışarıda yanıyor. O güzel yapmış. Bunlar yanıyor. Bak burası yanıyor. Kamera yanıyor. Şurada yanıyor. Ayakkabına dikkat et. Bu 1.950.000 liradır. Didim Efeler Mahallesi'nde, şehrin Cumhuriyet Caddesi'nde çok yakın. Altın Kuma 3 kilometre var değil mi? 2.700. Burası bura açılırsa 2 kilometre olur. Labirentler dolaşırsa uzun olur. Arkadaşlar içinde beraber izleyeceğiz, sahibi de 17, burada. 17 tane park arabası var. 17 tane ben hesaplamışım. 17 araç önü. 17 aracın park yeri var. Yakında tut Furkan. Furkan halı emez karbanatı he. Kar nerede 17 park araç? Bak oradan buraya hepsi bana ait. Bu tam bir ağa evi olur. Bak ben 2,5 metreden 17 tane araba park var. Bak şurası benim yandaki komşu 3 araba parkı var. Ya ona siz hangi işi yaparsanız iyi yapıyorsunuz. Benim bildiğim odur. Allah sizi var etsin. Tamam. Aha. Bu sütunlar da boyanacak değil mi? Evet. Evet. Furkan gel burayı da göster. Orhan abi eva jiyate. Tu çıka jiyat khazi. He? 2100. Orhan abi de 2100 istiyor. Seninki de bitsin onu da çekeriz. Sen böyle şapkalı mapkalı yapmışsın. 2100, 1950. Tamam arkadaşlar burayı size sunduk. İçine de bakalım. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Hadi evet, arkadaşlar yine Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu ev 1950. 3+1 ayrı mutfak. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yürüme mesafesindedir. 75 metre tabana oturuyor. Bu ev kimindir değerli müşterilerim? Siz biliyorsunuz değerli müşterilerim, yani benden ev alanlar, almayanlar da değerlidir de. Şunu söyleyin. Hah, açıyor Ali Kartal açıyor. Bu kimin evidir? Bu Orhan Kartal var ya, hani siz genelde ondan ev aldığınız arkadaş, onun yeğenidir bu. 1950 istiyor. Gelir görürsünüz, bunlar ılımlı esnaf insanlardır. Drone görüntülerini de arz ettik. O da maşallah zeki bir arkadaş. Hemen biz buraya başlayınca o da buraları açtı. Ronay böyle iyi yapıyorsun değil mi? Heh, yakınlaştır, uzaklaştır. Sen geçen bana bir formül öğrettin ya. Bahçesi var. Köşe başıdır. Dışını mışını süslemiş. Allah'ımız pullanmışlar. 1950. Biz de ne görürsek onu sizinle paylaşıyoruz, yapıyoruz, ediyoruz. Salon oldukça geniş. Ronay şimdi git o kapını oraya düşme Ronay. Ronay git düşme. Yavaş. Heh.
75 metrekare oturumu var. Yavaş 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 Ronay. Ronay yavaş bağlayın Ronay. Sevgili arkadaşlar. Evet. Burası salonumuz ferah, güzel. Bu niye açtı Ali ya? Işıklar olmadan daha. Ali buraları kapat. Ula Ali nasıl kapanıyor? Heh. Evet salonumuz bu. Gördük değil mi? Evet. Ronay. Gel şimdi mutfağa gel. Mutfağımız da burası. Ayrı mutfak. Ali. Bunları kapat ya. Heh, kapat panjurları. Mutfağımız da bu. Ronay. Mutfağımız da bu. Bahçeli, otoparklı. Drone görüntülerini size arz edeceğimiz için o yüzden dışıyla pek oynamıyoruz. Zaten yukarıdan görürsünüz. Salonumuz bu. Özür dilerim mutfağımız ya. Kapaklar henüz takılmadı. Modern yapmışlar. Bu adamlar mobilyacı ya değerli arkadaşlar. Hani bilesiniz diye ben ille de biri gelip ben ne alacak diye bir kaide yok. Ben zaten yani yaptığım servislerin %10'unu da alsam yeter bana. Allah bin bereket versin. Zaten ben de bir Yeşiltepe'de bir inşaatım var. Burada da iki tane villa yapacağım. Geçeni yapacaktım. Yapmadım. İyi ki de yapmadım. Çünkü yapsaydım ucuz satacaktım. Arsalar pahalı oldu. Verseydim zarar ederdim. Evet buralar kapaklar mapaklar gelecek. Dün babam oraya dün. Nonay. Genel temizliği yapılmamış. Burada da raflar maflar bu buzdolabı. Burayı da arz ettik. Bu kapıların camları takılmamış. 1 milyon 950 bin TL. Gelin görün edin istişare yapın. Değerli arkadaşlar. Evet. Ve geldik. Burada da bir ayak yolu var. Ayak yolu. Ben dün bu rahmetli Zeki Alasya, rahmetli Kemal Sunal, onlar bu Kayserili altın gömme bir filmi vardı evde. Bazen Yeşilçam filmlerini izlemek güzel oluyor. Baktım onlar da ayak yolu diyormuş filmde. Aa dedim ben doğru demişim dedim. Ayak yolu Kayseriler. Kayseriler oluyor ya orada. Evet. Sevgili arkadaşlar buradan çıktık böyle cicili micili şeyler yapmışlar böyle. Bunlar var. Böyle genelde klaplarda falan görürsünüz. Böyle sesle ışık gidiyor geliyor sensörlü. Ve bu ışıkların olduğu yerler tablocuk. Ronay sen daha iyi bilirsin de ben de bir şey bilmiyorum. Bu ebeveyn banyolu odamız. Değerli arkadaşlar. Önünde de bir balkon var. Ronay biraz yavaş gel Ronay. Evet. Ona ben biraz daha arayacağım. Telefon. Gel bu banyoyu da göster Ronay. Burada da bir banyomuz var sevgili arkadaşlar. Ebeveyn banyolu bir odadır. Drone görüntülerini size arz ettik. Efendime söyleyeyim. 75 metre oturduğuna göre 75 aşağı 75 de bu 150. 150 üstlerine çıkacak bilmiyoruz. Burası da koridorda bir banyomuz daha var. Bu da evin ikinci banyosu. Bir dakika Ronay böyle klozetin içine tutma. Elimi şimdi sileceğim. Burası da ikinci banyomuz. Buralarda da tut camı. Evet burayı da arz ettik ve döndük. Döndük Ronay bu odaya. Hoy memumem abasi abasi. Can odlo memu khorteki serfenazi. Hoy 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 memu memu tecdi yarbekür. Sevgili arkadaşlar bu da ikinci odamız. İkinci odamız. Osman abi doktorum. Sana da selamlar doktorum. İnşallah önümüzdeki ay bekleriz. Orhan abi, Nursen abla size de selamlar. Evet. Değerli arkadaşlar yukarı çıktık. Münise abla valla sen de İnşallah gelince yine görüşürüz. Çocuklara selam söyle. Altta ne vardı? Altta salon, ayrı mutfak. Üste çıktık iki oda. Odanın biri banyoluydu, bir de normal bir banyo vardı. Ve en üste çıktık. Burada da üçüncü banyomuz var. Üçüncü banyomuz. Burası çamaşır makinesi. Burada da havlu mavlu. Burası tekrar böyle taşlar maçlar. Gel Furkan, Ronay taşları göster. Evet. Değerli arkadaşlar burası da üçüncü banyomuz. Kova movaya ayağın takılmasın. Sevgili Ronay. 1950. Evet. Burası da üçüncü odamız.
Evet, burası da üçüncü odamız. Arkadaşlar, yani bu ev mev gelir gider, borca morca girmeyin. Yani paranızı araba marabalara da vermeyin. Genç çocuklar, size söylüyorum kardeşlerim, anne babanıza ben bu arabayı alacağım. Gidip sağda solda şey yapmayın, kendinize gayrimenkulle uğraşın. Ve çıktık terasımıza. Terasımız da bu. Ronay. Oho, Ronay sen bizim terastan ufak bu değil mi? Evet, bizim teras biraz daha kalın, biraz daha uzun. Biraz daha kalın, biraz daha uzun. Valla Ronay iyi değil mi? Bu ev iyi mi? Beğendin mi? Hı-hı. Sevgili arkadaşlar, Ronay beğendiyse herhalde sizler de beğenirsiniz. Burayı da size arz ettik. Şimdi birazdan Akbük'e gideceğiz. Misafirimiz gelmiş. Bir tane daire istiyor. Biz Akbük'te site içi Ümit abinin dairesini göstereceğiz. Biz de dedik ki ablaya, dedim ya sen ne iyi bir ablasın. Dedi neden ya, dedim bazıları Avrupa'dan veya işte bir yerden arıyor. Tabii bizim kimse haddimiz değildi. Geliyor burada 3-5 gün geçiyor. Sonra bir şey bulan sonra alo. Ama dedim sen geldiğin gibi bizi aradın dedim. Valla ben çok mutlu oldum. Gerçekten işten söylüyorum. Bazısı geliyor 10 gün geziyor. Sonra alo diyor. Sonra zaten sen her şeyi karıştırıyorsun. Sonra gelince şimdi bakıyorsun adam tın tın bir sürü yapmış. Bilmediği yer yok. Her yeri böyle koklamış. Sonra da valla çok işten olamıyoruz. Ben bunu net söyleyeyim. Hani empati yapın. Onlara da diyorsun evet baş üstüne ama o böyle sadece dudakla olmuş oluyor. Yani ben doğru söylüyorum. Bunu da arz etmiş oldum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.